Çok teşekkür ediyorum. Az önce sıfatlarımı sayarken en önemli sıfatım olan Siyah mezunu, Sanem'in kocası denmedi. Buraya onun havasıyla geldim. Herkese merhaba. Heyecanlıyım sizin karşınızda olmak. Çok büyük bir keyif. Bu konuşma meselesi hani gündeme geldikten sonra evde karı kocaya ne yapacağız, ne edeceğiz filan diye böyle konuşurken baktım konuşma yaklaştı. Sanem çalışıp duruyor. Onu yazıyor, onu çiziyor, onu yazıyor, onu çiziyor. Ben bir gerilmeye başladım. Yusuf Yusuf oldu dedim. Acaba ben ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Nitekim Sanem'in sözünün üstünde bize söz söylemez ama şimdi sıra bana geldi. Okul arkadaşım Tezay var, o da kuliste sağ olsun. Telefonda onunla konuştuk. Dedim ki, ya Sanem çok çalıştı, ben pek çalışmadım, ne yapacağız? O dedi ki, abi çok normal. Zamanında o çalıştı, sigara da kazandı. Bunlar hep çalışıyor dedi ya. Ben kazanamadım, aslında kazanamadım değil, sınava da girmemişim. Niye girmedim, nasıl girmedim, bunların hikayesini birazdan ufak ufak anlatırdım. Bu benim süremi gösteren şey nerede, numaratör var mı burada? Yoksa ben içinden sayıyor muyum? İçinden sayıyorum. Ben 30 saniye oldu. Aman efendim İstanbul'da, çok gerildim ben olursa. Öyle. Bu TED konuşmalarının, TEDx konuşmalarının tarihinin en kısa konuşması benimkisi olabilir. Çünkü karısından sonra sahneye çıkmış bir akıllı bir erkeğin söyleyebileceği tek bir söz var. Az önce karımın söylediği her şeye katılıyorum. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum diye. Ufak bir iki tane konu başlığım var. Sanem Hanım'ın kariyerinin zirvesini gördüğünüz iki tane. Onlarla da evde çok böyle sohbet ediyoruz. Ben çocuklara başta, gençlere gerçekten çok hayran. Bence buraya çıkıp konuşması gereken, sizler dinlemesi gereken kişiler bizdeyiz. Benim için öyle. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, konservatuvar bölümünde hocalık ediyorum. Bunu bütün öğrencilerime de söylüyorum. Ve bütün kalbimle söylüyorum. Bunların detaylarını birazdan karşılıklı konuşup sohbet ederiz. Birkaç tane hayatımın dönüm noktasından bahsetmek istiyorum. Oradan da küçük küçük belki dersler çıkartırız. Benim de görevim, bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, şunu şöyle yapmalısınız asla olamaz. Çünkü ben bana söylenen hiçbir şey yapmadım. Yapmadığım şeyleri başkasından istemek de hakkım değil. Ancak aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü, daha önce düştüğümüz çukurlara düşmemek adına ya da o kadar derin çukurlara düşünmemesi adına söyleyeceğimiz 3-5 şey olur. Onun dışında bakar geçersiniz. Neticede okullar öğrenci için yapılır. Öğretmen araçtır. Amaç öğrencidir. Yani amaç sizlersiniz. Burası sizin mekanınız. Dükkan sizin. Öyle söyleyeyim. Hayatımın dönüm noktalarının başında tabii ki doğma. Değil mi? İnsan doğunca bir dönüm noktası oluyor. Kusursuz bir yarışı kazanmış oluyorsunuz. Öyle ya da böyle. Bu aslında insan ikinci dönüm noktası hayatında. Birinci dönüm noktasına insanlar pek tanık olmazlar. Çünkü birinci dönüm noktası onun doğumundan yaklaşık 8-9 ay önce olur. Babasının işten eve geldiği herhangi bir gün hayatının birinci dönüm noktası. İkinci dönüm noktası insanın doğmasıdır. Benim de doğmam 16 Ekim 1979 yılında Balıkesir'de doğdu. Ben de Balıkesirliyim. Siyer'in gururu Sanem Hanım, ben de Siyer'in damadı oluyorum bu şekilde. Ey Allah'ım. Efendime söyleyeyim. Üç kardeşiz, yani ben en küçüğüm. İşte annem, babam Balıkesir'de, babam işçi, annem hem ev hanımı hem esnaflık yapıyor, öyle geçinip gidiyoruz. Ve ikinci dönüm noktası biraz erken başımıza geldi ama babamın vefatı. 9 yaşındayım ben, 79 doğumluyum. 1989 yılında 14 Nisan'da babamı kaybettik. Buralara çok şey yapmayacağım. Herkesin başına gelebilecek şeyler. İnsan kendi başına gelen her şeyi sadece kendi başına gelmişçesine büyütüp kutsayabiliyor. Elbette çok önemli benim başıma geldiği için. Ama herhangi bir insanın da başına gelebilecek bir şey. Zaten de gelen bir şey. Daha sonra bir iki esnasında hayatımın dönüm noktası olduğunu bilmediğim
Ama hayat ilerledikten sonra geriye dönüp baktığımda inanılmaz dönüm noktası olduğuna karar verdiğim olaylar var. Peki bu olaylar nasıl oluyor da esnasında dönüm noktası gibi görünmüyor ama zaman geçtikten sonra inanılmaz dönüm noktası haline geliyor? Bunu bazı noktalarda şans diye açıkladım. İnsanın şansı böyle oluyor, şansı şöyle oluyor. Ben şansa inanmıyorum. Şans kelimesinin karşılığı şans eşittir. Hani böyle bir formül verir gibi olmayayım ama bu benim inancım ya da gördüğüm bir şey. Siz böyle düşünebilirsiniz. Şans ön çalışmayla fırsatın bir araya geldiği noktaya değil. İnsanın hayatında muhakkak ki önüne fırsatlar çıkıyor. Ön çalışması olanlar onu şansa çeviriyor. Ön çalışması olmayanlar o fırsatı göremiyor. Öylesi hikayedir. Newton duruyor, elma kafaya düşüyor. Aa diyor ki buldum yer çekimi. Ya o güne kadar elma Newton dışında hiç kimsenin kafasına düşmedi mi? Hayır. Newton buldu. Çünkü fizikçiydi. Ön çalışması var. Ve fırsat geldi. Bunu şansa çeviriyor. Suyun kaldırma kuvvetini öyle anlatılır ya, Arşimet. Hamamda hamam tası yüzmüş de, aha demiş suyun kaldırma kuvveti. O güne kadar hamam tasları bakmıyordu. Herkesin hamam tası yüzüyordu. Ama bunu Arşimet buldu. Çünkü fizikçiydi. Yani iş üstündeydi. Neye bakarsan onu görürsün der ya Mevlana, yol çıkanlara görünür. Biraz öyle bir şey. Dolayısıyla hayatımızdaki dönüm noktalarının neye evrileceğini bilemeyiz. Ama tedbir alabiliriz. Alabileceğimiz tedbir de bütün konularla, bütün bunlarla ilgili bir ön çalışmaya sahip olmak. Çalışmak, 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 çalışmak. Bu çalışmayı böyle sıkıcı, dersini çalış filan manasında söylemiyorum. Kendini dinlemek de bir çalışmak. Kendine zaman ayırmak da bir çalışmak. Kendini mutlu etmek de bir çalışmak. Ya mutlu olacaksın ki yakaladığın şeyi seveceksin. Başka türlü yaşanmaz ki. Çalış, 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 çalış. Niye niye çalışıyoruz? Ne kadar çalış? Ne yapıyoruz? Biz çok önemliyiz. Bunu Sanem Ayrık burada geldi konuştu. O da söyledi, dinlediniz. Kendinizi sevmeniz lazım. Peki, devam ediyorum. Diğer bir hayatın dönüm noktası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazanmak. Bir Müjdat Gezen'i Balıkesir'de sizler gibi ben çok ortalama bir mahallede oturuyordum. Televizyonunda seyretmekten başka hiçbir şey olamayacak adamın okulunda o benim hocam oldu ve tarihi mümkün olmayan öğretmenlerim oldu. Savaş Dinçeli'nden gün gördüğü gibi de Mustafa Alaborası'ndan Engin Alkan'ına Şebnem Sönmez Dönmez İkten'den Şebnem Sönmez Allah çok iyi. Sonra ötekiyle çalıştık. Neyse. O okulu kazandık. Çünkü o suyun kaynama noktası gibi. Yani hayatın dönüm noktaları biraz suyun kaynama noktası gibi. Ama suyu kaynatan şey, diyerek ilk temel esaslarından bir tanesidir. Yani niceliği niteliğe dönüşmesi. Su kaç derecede kaynar? Efendim? Her zaman mı? Ne zaman? Efendim? Deniz seviyesinde bir atmosfer basınç. Değil mi? Neşe ağa dediğimiz. O sıkıcı kelime. Neyse. Yani suyun kaynaması için yine bir takım koşullar var. Niceliğin niteliğe dönüşmesi nedir? Su, bir de her su mu? Saf. Demek ki suyun 100 dereceye gelmesi için önce muhakkak bir 40 derece olması gerekiyor. Sonra bir 41. Ki bunlar gerçek sayılar. 41,5 da var. 42, 43. Sonra devam ediyor. Devam ediyor. 80, 81, 82. Eğer ki ben okulu kazandığım günü suyu kaynattığımı düşünürsem bundan önceki bütün nicel değişimler ya da kendime yaptığım yatırımları hem inkar etmiş olurum hem de kendime haksızlık etmiş olurum. Tıpkı bugün yaptığınız bir şey gibi ya da yapmadığınız bir şey gibi. Bunun çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sonra 99'a geliyor, sonra 100 dereceye geliyor. Yani kaynıyor. Buna itiraz olan var. İtiraz olan çarpıdır. Yani yer çekimi yoktur demek gibi bir şey. Başka bir teori vardı. Gök itimi vardı. Yer çekimi yoktur. O zaman
diğer hedeflerimiz, yani kaynatmak istediğimiz diğer sularla ilgili de aslında formül basit. Neydi suyun kaynamasıyla ilgili? Uygun ortam. Yani yapmak istediğin, yaşamda hedeflediğin şeyle ilgili uygun bir ortama ihtiyacın olduğunu görüyorsun. Ve çok akıllısın yani. Hepinizin kafasında çalışıyor. Yani benim ya da bir başkasının ya da aile büyüklerinizin illa söylemesi gereken bir şey asla değil. Zaten çok iyisini biliyorsunuz. Uygun ortamı yakalarsın. Uygun şartları oluşturursun. Ve başlarsın buna yatırım yapmaya. Suyu kaynatmaya. Hemen kaynamaz. Su bile gazlı. Yani 100 derece gelmeden kaynamıyor. Sen de söyleyeyim. Sen de kendine zaman ver. Bazen bir süre 70 derece yani devam edecek bu. Peki suyu kaynatan şey ne? Isı kaynağı. İşte bak buna ihtiyacın var. Enerji kaynağına ihtiyacın var. 70-71 yap. 71-72 yap. Bu enerjiye sahipsin. Yani kalbin buna sahip. Ve zaten su, saf su kaynıyor ya. Çok güzel bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Konuyla ilgili kalbinin saflığı yoksa gerçekten kaynayamaz. Bunu böyle bir ulvi ve tanrısal bir saflıktan falan bahsetmiyorum. Yapmak istediğin şeyle kurduğun ilişki bakımından saflıktan bahsediyorum. Saf bir sevgiden bahsediyorum. Saf bir çalışmadan bahsediyorum. Yani temiz. Bu konu çok uzun konuşabiliriz. Evet. Dolayısıyla ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandığımda su kaynadı. Ama ben altında gittim, 2 sene İstanbul'da çalıştım, kurslara gittim. Ben İstanbul'a giderken herhangi bir okul kazanıp gittim. Yani bu Türk filmlerindeki gibi Haydarpaşa Karı'nda sırtımda yatakta gittim, ben oyuncu olacağım diye. Gerçekten böyle gittim, okul kazanıp gittim. Siyah'ı kazanamadım çünkü sınava girmedim. O zaman bir bilinç yoktu. Konservatuvar zamanında da öğretmenlerimizle aynı şey diyeyim herhalde, jenerasyon değil birçoğuyla. Bizde 2 aşama sınav vardı. ÖSS, ÖYS. Birinci sınav öğrenci seçme sınavı, bir baraj var, onu geçiyorsun. Ardından da öğrenci yerleştirme sınavı yapılıyor. Ondan da işte işi yapıyorsun da seni bir yere yerleştiriyorlar. Ben oyuncu olacağım diye 2. sınava bile girmemiştim. Havaya bak. Şimdi geriye dönüp baktığımda büyük hareketmiş. O dönem için değildi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazanmak yine hayatımın çok önemli şeylerinden bir tanesi, dönüm noktalarından bir tanesi. Daha sonra başka bir su kaynamaya başlıyor. Bu da diyalektiğin başka bir esası var. Sebep-sonuç ilişkisi var ya, bir şeyin sonucu başka bir şeyin sebebi haline geliyor. Ve sonuç olarak sınav kazandığımın ertesi sabah öğrenciliğinin sebebi başlamış oluyor. Ve bu sefer de bir mezuniyet takıntısı başlıyor. Ve başlıyorsun çalışmaya. Tekrar su kaynatıyorsun. Yine uygun ortam, uygun ortamdayız. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeyiz. Efendim ısı kaynağı, göreyim çok sıcak, ben bu işi yapacağım. Kaynat, 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 kaynat. 4 sene. 4 senenin sonunda mezun oluyorsun, su kaynıyor. Ertesi sabah yine su kaynatman lazım. Hangi suyu ne zaman kaynatmak istediğimizi önceden birazcık planlamakta bir zarar yok. Ama bu bir kader değil. Ben basketbolcu olmak için çok büyük hayallerim vardı. Yani Balıkesir'de basketbol oynuyordum. Fena da değildim. Çok iyiydim filan anlamında söyleyeyim. Fena da değildim. Bir gün bir kulüpte oynuyordum. Ve ben devlet okulunda oynuyordum. Balıkesir Lisesi'nde. Kulüpteki arkadaşlarım, özel okullarda okuyan arkadaşlarım da var. Harikulade arkadaşlarım vardı. Ve bir bölgeye bir kampa gidecek. Takım 13 kişi, gidecek kişi sayısı 12, bir kişi Balıkesir'de kalacak İstanbul'da, Balıkesir'de kalacak. Tamam. Ben gelmek ihtimal vermiyorum. Çünkü birimdeki adalet duygusu diyor ki, ya bu işi biraz bilen zaten beni de bölgeye götürür yani, bölge maçlarına. Balıkesir'i bölgede temsil edeceğiz filan. Beni bırak hocam. Ben kaldım. Ortaokuldayım. Orta kaçta olduğumu hatırlamıyorum. Ve ani. Sebebini biliyorum. Hiç beni bıraktığını da biliyorum. Çünkü o aynı zamanda o özel okulda da beden eğitimi öğretmenliği yaptığı için adım gibi eminim. Yemin ederim onu ispatlayan bir şey var ya. Böyle bir şey. Kaldım. Bak 2 gün ağladım.
iki gün ağladım yani. O kadar üzüldüm ki yani hem hak ettiğim hem olmadı, hem arkadaşlarım gitti, hem herkesin ortasında açıklanmıştı. Bizimle gelemeyen arkadaş Survivor adası gibi bu hafta adaya terkendisi gibi açıklandı. Ondan sonra İlker arkadaşlarım döndü. Bana karşı mahcup, hani olur ya, bana karşı mahcup ol, sevdiler filan beni böyle. Oğlum ne oldu lan sen var filan diye. Ama bir şey de yapamıyorlar. Çok. Ben bak bir zamandır, ben o zaman dönüm noktası olduğunu çok bilmiyorum yani. Olmadı, etmedi. Sonra işte lisede tiyatro, sonra işte Müjdat Gezen Sanat Mergisi filan falan. Basketbolda ne kadar ilerleyebilirdim bilmiyorum. Şimdi dönüp o günün hesabını yapmak anlamı da yok. Gereği yok. Çünkü önümüze bakacağız. Her zaman önümüze bakacağız. Geçmişe elbette bakacağız. Oradan ders almak için. Ama hep gelecek, hep gelecek, hep gelecek. Hep gelecek, hep önümüze bakacağız. Arkamıza bakmayacağız hiç manası yok. Bence. Tabii bununla ilgili de küçük bir hikaye anlatacağım birazdan. O çok beğendiğim bir hikayedir. Bir küçük serçe soğuktan donmak üzere olan küçük bir serçe hikayesini anlatacağım. Ben sonra anladım ki o gün soğuktan donmak üzere olan küçük serçeymişim, farkında değilmişim. Hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. Müjdat Gezen'den sonra tabii ki hayatımın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi çocukluk aşkım olan kadınla evlenmek. Ben Balıkesir Lisesi'ndeyken Salim Hanım Sırrı Yarıcalı Anadolu Lisesi'nde ben ona aşık açılamamıştım. Bilmiyordum ona aşık olduğumu. Aradan 15 sene geçti. İstanbul'da ortak bir arkadaşımızla karşılaştık. Bihter, o da siyahlı. Bihter'e dedik, ilk böyle gördüm, dedim ki, Salim nerelerdi, o da İstanbul'da mı filan? Görüştük, gülüştük, evlendik. Hayatımın gerçekten çok çok önemli bir dönüm noktası, az önce saydıklarım gibi. Ardından tabii ki bir diğer büyük dönüm noktası baba olmak. İnşallah anne ve baba olmak her istediğiniz zaman da sizlere de nasip olsun. Çok acayip bir şey bu arada. İzlenmeye başlıyorsun. Şimdi çocuk olunca yaptığın her şeyle iki gün sonra sanki sana birisi hesap soracakmışçasına geriliyorsun. İşini daha iyi yapmaya çalışıyorsun. Oğlum ben bunu böyle yapacağım da şimdi bu adam da büyüyecek bana diyecek ki sen de o gün ne yaptın filan diyecek de ödün kopuyor. Yani çok ilginç bir denetleme mekanizması. Yani değişik bir sorumluluk sahibi yapıyor. Diğer dönüm noktası da baba olmaya devam etmek için. Ömer'in dünyaya gelmesi. Şimdi bu suyun kaynamasıyla ilgili şeyi anlattığım gibi bir de küçük minik serçeyi anlatmak istiyorum size. Minik bir serçe yavrusu. Bir kış vakti, soğuktan donmak üzere, tamam mı? Ve hipotermi artık çok yük. Minicik yüreği artık dayanamıyor, bedeni bunu kaldıramıyor derken, üzerine yerdeyken bir büyük baş dışkısını bırakıyor. Ve dışkının sıcaklığıyla hipotermi ortadan kalkıyor ve hayata tutunmaya başlıyor. Ardından bir kedi geliyor ve o serçeyi onun içinden çıkartıyor ve yiyor. Hikayenin de sonuç kısmını şöyle bağlanıyor hikayenin sonuç kısmı. Her üstüne pisleyen düşmanın seni her boktan çıkaran dostun olmayabilir. O gün benim başıma gelen şeyi, adaletsizce yapılan şeyi bana büyük bir faydası olmuş. Buna zaman kararı. Dün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatuara öğrenci alım sınavı vardı. 187 başvuru vardı, 30 tanesi son aşamaya kaldı. Bugün son aşama sınavıydı. Hocadan rica ettim, buraya geldim, orada olmam gerekiyordu. Şey diyorlar ki bana, hocam ben kaybettim. Ben bir yıl geçti. Diyorum ki yavrum bir yıl daha geçmedi. Yaşanmamış bir yılı kayıp saymak akıllıca mı?
bu yılı nasıl geçireceğinle ilgili. Bunu önümüzdeki sene konuşalım. Bunu başka bir örneğini söyleyeyim size. 1997 senesinde bahsettiğim şekilde İstanbul'a gittim oyuncu olmak için. Birkaç tane konservatuar sınavına girdim. Kazanamadım. Ve isyan bende, rüzgar. Zaten bizler filan diye bir Balıkesir'den gelmişsin. Herkes seni eziyor sanki. Öyle bir şey. Bir duygu geliyor insana ya. Ya da bana geliyor. Ben daha gitti yeterince kişiliğim oturmadı. Daha kompleksliyim, başaramadım. Vesaire yani. Hep dışarıda arıyorum. Zaten biz, zaten onlar, yok ona torpil, yok bilmem ne. Hep böyle dışarıya. Bu dışarıya yapmadım. Ben şimdi de hiç faydasını görmedim. O günkü basketbolda olduğunda bile hala dışarı atmıyor. Ama o da neyse şimdi çok konuştuk. Neyse çok öğrenci var. Ama anladınız siz değil mi? Hepiniz benim yerime de içinizden. Allah razı olsun. Söyleyemediğim sizlersin. Demesinler sonra abi gerekli küfür teşvik etti diye. Hayır, küfür yok. Sakın. Doğru şeyler değil bunlar. Allah korusun. Ama peki. Nerede kaldım? Ha. Dedim ki ben Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyer olarak yazıldım. Bir tane de fast food firmasında işe girdim. Gececi yazdırıyorum kendimi. 12'de fast food'a giriyorum. Çalışıyorum. Sabah kadar restoranı temizliyorum. Sabah 8'de paydos. Birazcık orada takılıyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Kadıköy'e geçiyorum. Kadıköy'de kursiyerim. Bir biçkilik iş kursundan bozma bir tiyatro kursu. Ama ben Balıkesir'den gittiğim için orasını bir Royal Akademi gibi, Kraliyet Akademisi ciddiyetiyle okuyorum. Halbuki ben o suyu kaynatıyormuşum, kaynatmak için ısıtıyormuşum. Yani o ciddiyetim suyun derecesini sürekli arttırıyormuş. Bir sene geçti, yeni sınav yaklaştı. Yeni bir şehir tiyatrolarından bir hocaya gittim, yalvardım. Beni sınava çalıştırır mısınız? Tamam lan gel dedim. Gittim çalıştım, parçalarımı hazırladım var ya sakız gibi. Böyle çıkacağım, bam 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 oynayacağım ve artık konservatuvar falan. Sınava ön kayıt yaptıracağım, para bulamadım. Gerçekten çok küçük bir paraydı ama olmayınca olmuyor. Para bulamadım, sınava bir daha giremedim bir sene sonra. Hatta sınavın ön kaydının kapandığı gün okulun karşısında gibi bankta oturdum, salak gibi baktım oraya. Yani insan zihni çok acayip, sanki bir şey olacakmış gibi orada oturuyorsun. Ya. Neyse, şimdi bir sene daha kaybettik. Ağlasızla, zaten bizim gibiler, yok işte garibanlık, yok bilmem neler filan falan. Uzatmayayım, bir sene sonra okulu kazandım. Okulu kazandıktan sonra, birinci sene geçti, gördüm ki, ulan ilk iki sene kazanmış. Çünkü öğrenmeyi bilmek de bir bilinç gerektiriyor ve iki yıl önceki halimde bu kadar iyi öğrenci olamazmış. Ve ben kayıp diye adettiğim yılları çok çalışarak büyük bir kazanca çevirmişim. 4 yıllık konservatuvarı aslında 2 yıl öncesinden başlayarak müthiş hazırlık kursu yapmışım kendime. Bunu görüyorum. Geçirdiğiniz zaman yaptığınız iş, gösterdiğiniz emek asla boşuna değil. Futboldan bir örnek vereceğim. Sonra da konuyu toparlayacağım ki birkaç dakika oldu. En son seni bitirmiştim ama korkuyorum da çok uzadı. Canı sıkmak istemiyorum. Adamı sahneye çıkardılar. Geldi anlattı da anlattı. Anlattı da olmasın. Bir futbolcu kendisi bir futbolcu gibi düşünüyor ve sağ kanatta mücadele ediyorsunuz. Tamam mı? Sağ kanatta ama savunma yapman lazım. Ardından topu kapman lazım. Arkadaşına pas atman lazım. Pas alman lazım. Bütün sahayı koşman lazım. Çizgiye kadar gidip orta yapacaksın. Bitmedi. Tekrar defansa döneceksin. Tekrar top karşılayacaksın. Tekrar pas atacaksın. Faul yapacaklar. Düşeceksin. Kalkacaksın. Tekrar o sahayı koşacaksın, tekrar bir orta, geri geleceksin, tekrar git, tekrar orta. Diyeceksin ki oğlum ben gideceğim lan bu takımın yükünü. Ama şunu unutmayın, bir gün söz veriyorum size, bunu da bana hatırlatırsınız, ömrünüzün herhangi bir yerinde. Söz veriyorum bir gün kendinizi ceza sahası içinde bulacaksınız. Ve bir top gelse, bir kafayı koysanız gol yapacaksınız. Yani öyle bir ceza sahası. O kadar müthiş bir pozisyonda. Söz veriyorum, bak bunu bulacaksınız. Gol atmanız tek şeye bağlı. Ondan önce o sağ kanattaki bütün çalışmalarınıza bağlı. Eğer yeterince sağ kanatta gidip geldiysen, ceza sahası içerisinde kafayı bir çevireceksin. Bir orta geliyor. Sen yapmışsın onu. Sen o 40 dereceyi 42 derece yapmışsın, 45 yapmışsın.
ve dokunacaksın. Çak, tabela 1-0, 3 puan Allah bereket versin. Buna bütün kalbi inanıyorum ve tecrübem de hep bunu gösterdi. Sizin tecrübeleriniz umuyorum sizlere daha güzel şeyler gösterecektir. Toparlayayım. Yalandan yazmış böyle hani havalı olsun diye böyle. Bir şey de anlaşılmıyor. Okulda hep bunu anlatmaya çalışırım. Bir sayı söyleyeyim size. İki farklı açıdan bakalım. Sonra da toparlayayım gideyim. 2 milyar 207 milyon 520 bin kadar. Ne kadar söyledi? Sayabiliriz. Başladım. Bir güçte mesela de sizin tutanlarının üç adı olacak. Çok tepki, çok tepki, çok tepki, çok tepki. Hani böyle saklan başta sayılır diye böyle. Ne kadar sürede sayılabilir? Bunu bir günde sayabilecek var mı artık? Sayabilecekler parmak kaldırsın. Lütfen. Siz mi? Ha. Ama hocam, arkadaşınla konuşmak lan. 2 milyar 207 milyon 520 bin. Bir günde sayar mısın? Peki. 5 günde sayacaklar. Lazım diyenler. Bir ay diyenler. Saymayı bilmiyormuş gibi değil mi? Hocam ben 3 ayda anca toparlarım. Arkadaşlar 2 milyar 207 milyon 520 bin 70 yıllık bir insan ömrünün saniye içerisinden karşılıyor. Doğduktan sonra 70 sene yaşayan bir insan bu kadar saniye yaşıyor. Yani bugün başlasak saniyede bir tane saysak 70 sene sonra diyebiliyoruz ya. Bu kadar kısa ve bu kadar uzun bir ömür için. Yani sizi çok üzmeyin. Her anın tadını çıkarın. Aha şurada bir 18 dakikayı da çarpın 60 saniye yedi. Bir orada o kadar da ben yedim. Bir o kadar saniye yedi. Biz ailece zaten bir canınıza okuduk ya. Her anın tadını çıkarın. Çünkü her an çok kıymetli. Bu ülke için, Türkiye Cumhuriyeti için, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cehaletin çok daha berbat olduğu, iletişimin olmadığı, ulaşımın olmadığı, Efendimiz'in dört bir yanı düşmanlarla çevrilmiş, içeride dahili ve harici betahların olduğunu bir dönemde ayakta çarık bile yokken bir ulusal mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkeyi kurabildiği bir dünyada bizim zorluktan, bizim efendime söyleyeyim, aman da olmazlardan, bizim aman da o bizi böyle yapıyor demeye ben kendimde hak görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepiniz her şeyi en güzeli herkesten daha iyi yaparsınız. Sizi seviyorum. Vaktinizi aldığınız için güzel helalimiz. Çok teşekkür ediyorum. Bir oyuncu olarak, bir baba olarak, bir balık esiri olarak ve Sanem'in kocası olarak görüşmek üzere.